Evet değerli arkadaşlar, 10. sınıf matematik dersimizin fonksiyonlarla alakalı soru çözüm videolarımızdan 3 numaralı videomuzda karşınızdayız. Daha önceki videolarımızda fonksiyon yazımı, fonksiyon kuralının yazımı ve hangi şartlar altında fonksiyonun ortaya çıkarılacağı ile alakalı bilgilerin tekrarını yapmıştık. Şimdi de değerli arkadaşlar, fonksiyonun özel durumlarda hangi değerlerle karşılık alacağını sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet. Değerli arkadaşlar, hemen bakınız şimdi. Hatırlayın. Direkt burası x olsa 3 değeriyle karşı karşıya kalırdık. Fakat şimdi işte özel değer seçeceğim ben o değeri. X artı 2'nin 3 olması için x'in 1 olması gerekiyor. Ben bu soruda x gördüğüm her yere 1 yazıyorum. Bakın hiç acelem yok. Sabırla. Bütün x gördüğüm yere 1 yazıyorum. İşte bakın sorunun benden istediği f3 değeri ortaya çıktı. Diğer tarafta ise 5 artı 7'den 12 değeri ortaya çıkıyor. Aranan cevap bu şekilde C şıkkında karşımda duruyor arkadaşlar. Yani x yerine 3 değil şurayı benden istenen değere göre tekrar bir adapte ediyorum. Ve buradan da bir önceki videomdan yardım alarak cevaba ulaşıyorum. Değerli arkadaşlar, işte fonksiyon makinesiyle alakalı bir diğer sorumuz daha. Makinemize giren x makineden bir ax artı b şeklinde çıkıyor. Bu makinede giriş 1, çıkış 5. Giriş 2, çıkış 6. Giriş 3, çıkış 7. Herhangi ikisinden çok net bir bağıntı bulabilirim. Yani x yerine 1 yazıyorum. X yerine 1 yazıyorum. Makinenin karşılık gelen değeri 5. X yerine 2 yazıyorum. Karşılık gelen değerim 6. Buradan taraf tarafa çıkartma yapıyorum arkadaşlar. Eksi a, b'ler gitti. Eksi 1. A katsayısını 1 buluyorum. Hemen üstteki denklemi, matematikte başarının anahtarı üşenmemek. Üşenmeden a yerine 1 yazarsam değerli arkadaşlar b değerimi de dikkat edecek olursak 4 buluyorum. B değeri 4, a değeri 1. Benden istenen cevap bu şekilde 3 olarak karşıma geliyor. Arkadaşlar bunun özel bir adı var. Şu an o kadar o seviye bilmediğimiz için klasik yoldan çözdüm. Bunun doğrusal fonksiyon olduğunu bilip buradaki özel değeri daha pratik bir şekilde de yapabileceğim bir tekniğimiz var ama şu anda öğrenme aşamasındayız. Daha klasik yollarla işlemlerimize devam etmek istiyoruz. Devam edelim. Şimdi bir diğer sorumuz karşımızda. 3 numaralı sorumuz. İnceleyin arkadaşlar. Bir üslü sayı formatıyla karşıma gelmiş durumda. İster üslü sayı, İster reel, ister köklü vesaire hiç fark etmez değerli arkadaşlar. Fonksiyon mantığıyla başlangıç yapalım. 2 üzeri x'in bizim soruda 4 olmasını istiyorum. Bakın eşleştirme kuralından dolayı. İlk 4 değeri de 2 üzeri 2'dir bildiğiniz üzere. Tabanları aynı olan üslü sayıların üstlerinin de aynı olması gerektiği mantığıyla kullanmam gereken değerin x eşittir 2 olduğunu anlıyorum. Üşenmeden bütün x gördüğüm yerlere 2'leri yazıyorum değerli arkadaşlar. Buradan zaten f4'ü elde edeceğimi aşikar. 3, 2, 6, 1 daha 7 ile de bu sorunun cevabını bulmuş oluyoruz. Uygun değerlerin seçimi videonun başında söylediğimiz gibi çok çok önemlidir. Birçok soru karşımıza çıkarır arkadaşlar. Bakın. Burada fx eksi 2, 4x eksi fx eksi 10 şeklinde bir fonksiyon yazımı var. F5'i vermiş bize. F1'i istiyor. Değerli arkadaşlar, konu dinleme formatı ve altyapınıza uygun olarak bu soruları çok farklı şekillerde yapabiliriz. Biz daha klasik, daha anlatıma uygun şöyle bir yoldan gitmenizi önerebilirim. Önce fonksiyonları bir araya alalım. Yani şu adamı bu tarafa alalım. Evet.
Kimi kitaplarda indirgemeli fonksiyon diye anlatılan şöyle bir değeri karşımıza getirelim. İndirgemeli fonksiyon. Şimdi bir indirgeme yapacağız. Ne yapacağız? Büyük olandan başlayacağız. Büyük olanı 5 yapmak istiyoruz. Büyük olan yani x yerine 5 yazıyoruz. Sabırla izleyiniz. X yerine 5 yazıyorum. 20, 10 yapıyor. Bakın bu adam 11'di. Dikkat edin. 11 ile neyi toplarsam 10 yapar. F3 değerinin de buradan dikkat edecek olursanız eksi 1 geldiğini rahatlıkla buluyoruz. Değerli arkadaşlar bu şimdi birinci adım. Bu birinci adım. O yüzden farklı bir renk seçimine geçtim. Mavi ile yazdığım kural benim için genel kural. O kalsın. Şurada küçük bir ek işlem daha yapalım. Nedir o ek işlem? Siyah renkle yapıyorum. Şimdi F3'ü biliyorum. Bakın her zaman büyük olandan başlayın. X yerine bu sefer 3 yazın. F3 artı F1. X yerine 3 yazıyorum arkadaşlar. 3 kere 4, 12. 2 değerini bana veriyor. F3'ü az önce bulmuştuk. Eksi 1. Evet. Eksi 1'i diğer tarafa artı 1 olarak yolladığım anda 2 artı 1 eşittir 3 ile işte bu sorunun da cevabını buluyoruz. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Bakın bunlara bazı yayınlarda indirgemeli fonksiyon denir. En güzel çözümü fonksiyonlarla alakalı parçalarını bir araya toplayıp daha sonra işte şu bahsettiğim mavi denklemden yola çıkmaktır. Evet. Arkadaşlar çok güzel, çok önemli bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Şu anda bir sayı değeri değil, yeni bir kural ortaya çıkartacağız. Bunun için de x yerine x artı 2 yazacağız. Bıkmadan, usanmadan x gördüğüm yere x artı 2 yazacağız. Yazacağım adam iki terimli olduğu için parantez kullanıyorum ki herhangi bir matematiksel hata yapmamak için. Bakın işte 3'ün ortak çarpan parantezi olarak dağılması çok önemli. Buradan 3x artı 13 değerine rahatlıkla ulaşıyorum. Evet. 6 numarada gene bir indirgemeli fonksiyon görüyorum. İndirgemeli fonksiyon görüyorum. Değerli arkadaşlar, buradaki önerimiz bu adamları bir yere alın. Bakın onların f'lerini bir yere alın. Tüm fonksiyonla alakalı adamları bir yere aldım. Ben burada ne yazarsam biri elde ederim deyin. Biri elde ederim deyin. Bakın şimdi küçükten büyüğe doğru gittiğimiz için de bu sefer küçükten başlayacağız. Yani burayı bir yapmamız lazım. 2 yazın. 3 yazın. 4 yazın. 2 yerine de yazıyoruz. 5 yazın. En nihayetinde 6 yazın. Bakın indirgeme bu sefer alt alta ben bunların tamamını toplayacak olsam değerli arkadaşlar bakın şu yönde bir sadeleştirmeler görüyorum. F6 kaldı. Hemen alıyorum bunu. Eksi F1 kaldı. Hemen alıyorum onu. 3, 6, 9, 12, 15 de burada yerini aldı arkadaşlar. Hiç acelem yok. F1 yerine 2 yazıyorum dostlar. Buradan da eksi 2 diğer tarafa atarak 17 değerine rahatlıkla ulaşıyoruz. İndirgeme dediğimiz bu arkadaşlar. Fonksiyon değerlerini yerlerine yazarak uygun bir şekilde ilerlemek. Evet. Yeni sorumuz bakınız. İki tane değer üzerinden bize işlem yaptırıyor. Hiç zaman kaybetmeden 2x artı 1'i 7 yapan değeri. Tabii bunu hızlı bir şekilde de yazabilirsiniz ama acelemiz yok. 2x artı 1'in 7 olduğu yerde çalışmam gereken x değerinin 3 olduğunu görüyorum.
Hemen x'lerini 3 yazıyorum. Bakın buralar 4 işlemli. Dikkat edecek olursanız f7 değerimi 9'dan 9 çıktı 0. F7 değerini 1 olarak buluyorum. Sıkıntımız yok. Devam ediyoruz şimdi. İkinci olaraktan renk değiştiriyorum. İkinci evreyi anlayın diye değerli dostlar. Karşımızda f1 değeri var. Bakın buranın 1 olması çok net. X'in olmamasıyla oluşur. Burada x yoksa buralarda da x'ler yoktur. Bakın f1 değeri çok daha pratik karşıma çıktı. O da 1. 1 sayısından 1 sayısını çıkarırsak oluşan farkın 0 olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın f4. Hemen arkadaşlar x artı 3'ü yani burada verilen adamı ne zaman 4 yapabilirim diye düşünmeye başladım. X1. Demek ki f4 değeri x yerine 1 yazarak buluyorum. İkinci evreye geçiyorum. Rengimi değiştiriyorum. Bakın 0. X artı 3 0 yapmak için çalışmam gereken değer eksi 3. X yerine eksi 3 yazarsam f0. X yerine eksi 3 yazıyorum. Bakın burası dikkat edin. Eksi 3 yazıyorum. 2 üzeri 1. Karşıma gelen değerleri birbirine böl diyor arkadaşlar. Tabanlar aynı olan üstü sayılar birbirlerine bölünürken üstlerin farkı alınırdı mantığıyla. Direkt buradan da 16 değerini buluyorum arkadaşlar. Gördüğümüz gibi üst sayılar devreye giriyor. Rasyonel sayılar devreye giriyor. Çok rahat bir şekilde fonksiyonların bunlarla birlikte çalıştığını görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuz. Bakınız. F4'ü soruyor. Arkadaşlar matematikte bunu genel deneme sınavlarında ve sınavlarda çok net görüyoruz. Bakın şurada x yerine 2 yazarsak herhangi bir terimden kurtulmuş oluyoruz. 0 çarpı f2 eksi f3 x yerine 2 yazmıştık. Şöyle bir kısımda f3'ün başında eksi var pardon. Bakın burada ne olduğunu görüyoruz. 9 eksi 5 ettiğini buluyoruz. Şimdi tekrar düşünüyorum. Rengimi değiştirip ikinci evreye geçiyorum. Diyorum ki elimde f3 var. Bu sefer x'e 3 yazayım. Yani şu adamı oluşturmak için. X yerine 3 yazıyorum değerli arkadaşlar. X yerine 3 yazarsak dikkat ediniz. 3 eksi 2 1. 1 tane f3. F4 ki bu aranan değer çok iyi. Bakın şimdi burada 3 yazıyoruz. 9. 3. 7. F3. Dikkat edecek olursanız f3. İki taraftan da şunları bir hemen yapacak olursak f3 5. F4 benim aranan değerim. Şurada ne oldu? 10 eksi 1 olduğunu görüyorum. 5 eksi f4. Eksi 1 bu tarafa artı geçiyor. Eksi f4 bu tarafa artı geçiyor. Buradan da cevabımızı 6 olarak buluyoruz arkadaşlar. Yani soruyla bir anlamda diyaloğa giriyorum. Hangi durumda nasıl bir değerle karşılık vereceğini hesap ederek işlemi bitiriyorum. Arkadaşlar fonksiyonlarla alakalı soru çözüm 3. videomuzu da burada bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar, iyi tekrarlar diliyorum arkadaşlar.